Aynen. Başım döndü bir an. Mühim değil. Lakin tahminimde de yanılmadığımı gördüm. Hangi mevzuda? Baksana. Gözlerime bakamıyorsun. Kabul et. Bu dans sana tesir etti. Ne? Ne tesiri? Niye tesirisin ki? Sadece başım dondu bir an diyorum. Tamam, celallenme hemen. Dediğin gibi olsun. Dediğim gibi zaten. Tabii siz çalışmışsınız bütün hatunların teveccühüne. Lakin ben diğerlerine benzemem. Ona ne şüphe? Müsaadenizle şimdi çekilebilir miyim? Elbette. Hünkârım. Anna. Buyurun. Kapı bu tarafta. Ha. Elbette. Tesir etmiş. Yok daha nedir? Ne sanırsın ki? Amira. Sen beni mi takip ediyorsun? Yok, ne takibi? Ben de o tarafa gidiyordum. Şeyde işim vardı. Hı hı, neydi? Kız güvercin, yanakları kıpkırmızı olmuş. Bu sefer de bir şey olmadı de. Küt diye düşüp bayılayım şurada. Yanağımın falan kızardı, yok. Son defa söylüyorum. Hünkârla aramızda zannettiğin gibi bir münasebet yok. Hiçbir vakitte olmayacak. Hatun geldi geleli hünkârımızı göremez oldum. Ne var ki bu hatunda? Okumuş görmüş hatun. Pek de güzel. Elbette sizinle boy ölçüşemez sultanım. Siz kim? Bu güvercin kim? O zaman neden hünkârımız sürekli onu çağırır durur? Yok. Ben daha fazla böyle elim kolum bağlı bekleyemeyeceğim. Hünkârla aramızda zannettiğim gibi bir şey olmamış da, hiçbir vakitte olmayacakmış da. Ha, sen onu benim külahımı anlat. Bak, buraya yazıyorum. Yarın öbür gün Amber aşkımızı duvarlara nakşettiydi dersin. Amber ağa, dur yakamdan artık. Nereye gitti bu? Sultanım. Ben de seni arıyordum muhalim. Buyurun, şehzademizle alakalı mı konuşmak isterdiniz? Bırak bu saf güvercin tavırlarını muallime. Ben senin neyin peşinde olduğunu pekala bilirim. Efendim, neyin peşindeymiş? Geldiğinden beri hünkârın odasından çıkmıyorsun. Siz ne dersiniz? Biz hünkârla sadece hasbihal ederiz. Etmeyeceksin. Hasbihal de etmeyeceksin. Bir daha hünkârın odasına da gitmeyeceksin. Bırakın kolumu. Hatırlatmak isterim ki ben ne köleyim ne de cariye. Emirleri sadece hünkârımızdan alırım. Size soracak değilim. Demek öyle. Bu söylediklerinle sen kendi ipini çektin muallime. Topla eşyalarını. Pek yakında bu saraydan gidiyorsun. Sultanım. İyi olacağım Gülizar. Şu Anna denen altından bir kurtulayım, çok daha iyi olacağım. Lakin nasıl? Vazifesine muvaffak olamazsa hünkârımız tutmaz onu sarayda. Bu hatun öyle pek tutunabilecek gibi gözükmüyor. Biz yine de işimizi kadere bırakmayalım. Muallimenin kovulması için birazcık yardımcı olalım. Yarın sabah ilk iş Salih'i buraya çağır. Çocuklarla birlik olup o hatunu bu saraydan kovduracağım. Peki sultan. Atıracakmış beni buradan. Ne zannediyor kendini bu hatun? Bir de kolumu tutuyor. Belli ki kıskanmış seni. Pek haksız da sayılmaz. Geldiğinden beri hünkâr hoşyardan çok seni görür. Görürdü ne olur. Biz yalnızca hasbihal ederiz. Edersiniz de sen her seferinde alın al morun mor gelirsin odaya. Sen de mi ay pirim?
Yalan mı? Bak ben sana söyleyeyim. Farkında olmadan kapılıp gideceksin hünkâra. Neden herkes böyle düşünür bilmem. Lakin benim hünkâra kapıldığım falan yok. İyi tamam. Dediğin gibi olsun. Lakin hoşlara dikkat et. Hafife alınacak hatun değil. Şehzademizin validesi. Üstelik hünkârın gözdesi. Onu kaybetmemek için her şeyi yapar. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Gel Salih'e, otur. Yiyeceklerim var. Buyurun, dinliyorum. Muallime ile alakalı. Anladığım kadarıyla bu hatundan pek az etmezsin. Eğer siz de muallimeyi dinlemem konusunda saat edecekseniz lütfen sesinizi daha fazla yormayın. Aksine. Ben de senin gibi düşünürüm. O hatun size muallimelik edebilecek vasıflara sahip değil. Hem pek taze, neredeyse akranınız sayılır. Üstelik pek burnavada. Bir sultanın nasıl davranması gerektiğini bilmiyor kanaatimce. Yanılıyorsun. Biliyor. Biliyor, lakin umursamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü bizi küçümsüyor. Kendini garplı bir muallime olarak senden de benden de üstün görüyor. Ben gösteririm ona kim üstünmüş. Hünkârımız ona bu kadar teveccüh gösterirken nasıl yapacaksın? Bilmiyorum. Hünkârımız için mühim olan sizin tedrisatınız. Eğer size kendini dinletmeyi başaramazsa muhakkak kovulur. Biz de dinlemeyiz o vakit. Herkes kulağını açıp iyice bir işitsin diyeceklerim. Bugün sizi burada toplamaktaki gayem bazı kararlarımı açıklamaktır. Divanda elzem değişiklikler yapmaya karar verdim. İrademdir. Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'yi azlettim. Yeni Şeyhülislam Tahir Efendi'dir. Sadrazamım Mehmet Said Galip Paşa'yı azlettim. Yeni sadrazamım, Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa'dır. Hünkârım. Yeniçeri Ağası Fettaha'yı azlettim. Artık Yeniçeri Ağam Mehmet Celalettin Ağa'dır. Namık Paşa da bundan böyle sır katibidir. Daha bire koşuyor. Yine buldu bizi.
çabuk çabuk. Masa orada. Hava bugün pek latif. Dershaneye girmek istemiyorsunuz Ala. O zaman burada dersi yapabiliriz. Biz ders yapmak istemiyoruz. Arzu ettiğimiz vakit sana haber yollarız. İstemiyorsun gidebilirsin Saliha. Bu hepiniz için geçerli. Lakin bu vaziyeti hünkârımıza bildireceğimi de bilin. Of! Madem bu kadar heveslisiniz, tamam hemen dersi başlayacağız. Birinci sayfayı açın. Rakamları ve Frank lisanındaki karşılıklarını göreceksiniz. Fetta azledildiğine pek hiddetlendi. Kellesini almadığıma dua etsin. Bu vaziyet Yeniçeri arasında kuvvetle muhtemel yeni bir huzursuzluğa yol açacaktır hünkârım. Niyetim tam da bunu tartmaktır Namık. Görelim bakalım Fetta'nın Yeniçeri içinde sözü ne kadar geçiyor. Arkasında birileri var mı? Senden Yeniçeri ile alakalı bir layiha isterim. Kaç Yeniçeri var? Kaçı bize muhalif? Silahların vaziyeti nedir? Hepsini bir araştır bakalım. Emriniz başım üstünde hünkârım. Böyle duracak mıyız ha? Fettah ağamızı azlettiler. Yetti gayri. Evet, yeter. Soralım hesabını. Kaza kaldıralım. Evet. Hükümet ağalar. Bekleyeceğiz. Fettah ne derse onu yapacağız. Doğru der ağalar. Görüyorsun değil mi Halet Efendi? Bir sözüme bakar kazanın kalkması. Gözün kara, cesaretin tam. Lakin siyasetten hiç anlamıyorsun Fettah. Birini indirmek kadar diğerini oraya koymak ince bir meseledir. Yoksa bir Osmanoğlu gider, başka bir Osmanoğlu gelir. Mühim olan gelenin düzenimize çomak sokmamasıdır. Biraz daha bekletiyorsun yani. Az daha kellem gidiyordu. Daha neyi bekliyorsun? Fettah, bu gece itimat ettiğin ağaları topla. Yorgunun metro kahvesine getir. Aman ha, Mahmut'un casusları araya karışmasın. Tamam da, nedir bu mevzu? Aklından geçenleri bir işitsen senin bile ağzın açık kalır. De, trois, quatre. Cinq. Matmazel, ben tam işlemedim de rakamları tekrar edebilir misiniz? Tabii. Ön. Ön. Deux. Deux. Trois. Bu kadar kafi, ben öğrendim. Şimdi geriye kalan rakamları yazacağım. Ne oldu? Neden gülüyorsunuz? Hiç. Bir güvercin gördük de. Tamam, dikkatinizi bana ver. Ne oldu? Söyleyin, söz. Gel bir bakalım şunlara. Hünkârım. Merak buyurmayın. Her şeyiniz iletim altında. Muhakkak ki öyle. Demek hayvanları pek seviyorsunuz. Ala, şimdi o halde bütün kitaptaki hayvanların Frenkçe isimlerini onar kere yazacaksınız. Evet, onar kere. Bakmayın, hadi başlayın.
Şimdi mi? Evet evet şimdi. Olamaz. Hünkârım. Hiç bana bakmayın. Mualliminiz de sizin aranızda. Hadi Namık Paşa. Biz yürüyüşümüze devam edelim. Kolay gelsin. Haydi başlayın. Yemek vaktine kadar ancak bitir. Hayır. Yazmayacaksınız. Yazmıyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Vaktim bol. Siz yazana kadar beklerim. Kumaş da pekaladır İsmail Efendi. Bundan da bir top isterim. Emriniz olur sultanım. Siz bu kumaşları aldınız ya, İstanbul'daki bütün hatunlar Esma Sultan giydiği için bunları hücum edeceklerdir. Bunlardan top top dokutmak lazım. Şimdilik başka bir arzum yok İsmail Efendi. Kalan teslimatı taşınan eşyalarla birlikte kışlık sarayıma gönderin. O vakit izninizle ben gideyim efendim. Bu süsler, bu hazırlık Namık Paşa için değildir umarım. Gene mi aynı mesele? Sizi ilgilendirmeyen konulara burnunuzu sokmayın rica ederim. Sultanım, Halit Efendi'den geldi. Çok acıktım ben ya. Sari abla yatsak olmaz mı ya? Ben gidiyorum. Bu kadar saçmalık yetişir. Otur yerine ve ödevini yap Saliha. Yapmayacağım. O vakit bir yere ayrılmayacaksın. Benim için hava hoş. Biz de burada bekleriz. Hay hay. Sultanım. Filizar, çabuk söyle ne oluyor bahçede? Çocuklar muallimeyle adeta alay ederler sultanım. Bizzat gözlerimle gördüm. Arkasına kuş resmi takıp öyle beğendiler ki sormayın. Tam bu esnada da hünkârımız gelip manzarayı görmesin mi? Ala. Şimdi muallime çocuklara ceza verdi bu kuş resminden ötürü. Lakin hiçbir elini almaz kalemi. Öylece karşılıklı dururlar. Bak gör Filizar. Bu şaşkın akşama kalmaz ağlaya ağlaya kaçar bu saraydan. Bir havet çoktu ki. Sormayın. Çok yoruldum ya. Çok da uykum geldi. Karnımda zil çalıyor. Sahyan bir an. Ne var yemekte? Şehzademizin o çok sevdiği kuzu kapamadan var. Ya. Ya. Bir kuzu kapama ki. Rayiası bütün sarayı sardı. Başka ne var? Ne yok ki şehzadem. Şerbetinden helvasına. Bir kuş sütü eksik sofrada. Ay bayılacağım galiba. Ben yazacağım ödev artık. Dayanamıyorum açla. Olmaz. Ben de yazacağım vallahi. Ben en başından beri yazmak istiyordum zaten. 10 defa yazacaksınız unutmayın. Bu sefer istediğiniz gibi olsun Matmazel.
Lakin muvaffak olduğunuzu sanmayın. On er kere unutmayın. Saliha. Duyduğuma göre muallimeniz size ceza vermiş. Siz de ödevleri yapmamakta diretmişsiniz. Bir yere kadar direndik. Lakin kardeşlerim nihayetinde açlığa yenik düştüler. Ya. Ödevleri yaptınız mı yani? Öyle oldu. Bana kalsa ben asla yapmazdım ama... Ondan hiç şüphem yok. Abdülhamit nerede? Yemeğini afiyetle yedikten sonra Hayrettin aile dersine devam edecekti. Tamam Saliha. Sen üzülme. Ben bu hatunu göndermenin bir yolunu bulacağım. Hayırlı akşamlar sultanım. Sana da. Anlaşıldı. Bu iş sadece çocuklarla olmayacak. Ben Hayrettin Ağa'nın yanına gideceğim. Sonuçta tazecik bir muallime gelip vazifelerini ellerinden aldı. Elbet onlar da memnun değildir vaziyetten. Hakkınız var sultanım. Sen de Gülizar, yarın haremdeki cariyelerle konuşacaksın. Hatunun onları köle olarak görürken hünkârın odasından nasıl çıkmadığını abartı abartı anlatacaksın. Eminiz olur. Bakalım herkes birden üzerine geldiğinde de bu kadar güçlü durabilecek mi? Artık Yeniçeri'yle uğraştı. Kazanı Şerif'i meydana çıkarma zamanı geldi. Daha ne bekleriz he? Serzenişlerinizin hepsinde haklısınız. Lakin çare nedir? Çare nedir? Yeni bir çocuk padişah mı geçirelim başa? Ocağımız devam etsin yeter. Gerisi mühim değildir. İcab ederse çocuk başa gelsin. Ağalar, ağalar. Çok iyi hesap edin. Bu çocuk az biraz sonra büyüdüğünde sanmıyor musunuz ki babasının intikamını almayacak sizlerden? O vakit kim olacak Halet Efendi? Bize, Yeniçerimize her daim yakın olun. Güçlü, kuvvetli, kudretli, halkın sevdiği bir hanedan mensubu gerek. Kimmiş ki o? Yok öyle biri. Keşke olsa. Ağlar. Vardır biri. Ocağımıza pek çok ihsanı olmuş. Tam da bizim aradığımız gibi. Herkesin muhabbetini, teveccühünü kazanmış. Alakasına mazhar olmuş biri var. Kimmiş peki bu? Esma Sultan. Esma Sultan mı? Olmaz öyle şey. Kadın olmaz. Kadından padişah olmaz. Emsali yoktur Osmanlı'da. Ağalar. Kim olacak peki? Kırım girayları olsun. Ya kabul etmezse? O vakit Sokollu'nun torunları İbrahim Hanzadeler olur. Konya Hastanesi'nden Çelebi Efendi'yi getirip tahta oturtalım. Bu saydıklarınızın hiçbir haneden mensubu değil. Velev ki başa geçirdik birini. Mahmut gibi Yeniçeri ocağına gözünü dikmeyeceğin ne malum? Haklı. Hem hatundan hükümdar olmaz dersiniz. Kraliçe Elizabeth, Çariçe Katarina, cihanın en büyük hükümranlarından olmuşlardır. Esma Sultan'ın nesi eksik?
neden Esman Sultan olmasın? Yeter ki yanında sizler olun ağalar. Peki Esma Sultan ne der bu işe? Ah, Yeniçerim ne eylerse en güzelini eyler der. Esma Sultan hep Yeniçeri'nin yanında oldu. Meydanda su içtiğimiz çeşmeyi de o yaptırdı. Ya, her bayram insanlarını eksik etmez bizden. Desteği malumuzdur. Ağalar, var mısınız Esma Sultan'ı tahta çıkarmaya? Esma Sultan çok yaşa. Kılıcın değsin arşa. 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 Esma Sultan çok yaşa. İyi akşamlar Jean-Pierre. Dimitri? Bari sen bana asıl ismimle hitap et Jean-Pierre. Rus olduğuma kendim bile inanacağım neredeyse. François, mesele çok mühim. Mani olmasaydın her şey ortaya çıkacaktı. Bunca senelik yemeğin... Vataninden ayrı geçirdiğin seneler boşa gidecekti. Jean-Pierre, Natalya'yı bugün öldürdüm. Lakin daha ne kadar bekleyeceğiz? Ondan bir an evvel Sultan Mahmud'dan kurtulmamız lazım. Mahmud'a bir suikast tertip... Bunun kararını sen veremezsin. Haddini aşma. Benim haddimi seneler evvel kralımız bizzat belirledi Jean-Pierre. O günden beri de onun güvenilir bir casusuyum ben. Ben vazifemi Yüce Frank Kralı'ndan aldım ve hesabımı da doğrudan ona veririm. Senin yetkin bana had bildirmeye yetmez. François, Franklerin der Saadet'teki sefiri benim. Burada krali ben temsil ederim. Benden habersiz başına buyruk iş yapamazsın. Bu safhada lazım olan Osmanlı ve Rusların harbe girmesi. Mahmud'un ölmesi değil. Mahmud yaşadığı sürece bu çok zor. Asla kolayca oyuna gelmez. Senin işin de bu ya François. Sultan'ı etkilemek. Evet. Topladın mı Abdülhamit? Topladım. Peki kaç etti? 15. Aferin sana. Gözlerimi yaşartıyorsunuz şehzadem. Bu ne çalışkanlık? Anlamadığımız yerleri tekrar ettik validen. Hala. Bugünlük bu kadar kifayet eder şehzadem. Oh, çok şükür. Sen odana git, kalfa giydirsin. Ben de şimdi geliyorum. Hayırlı geceler validem. Sayenizde pek gayretli çalışır hayretine. Talihliyiz ki sizin gibi değerli muallimlerimiz var. Şehzademiz emin eller dediği için pek rahat. Teveccühünüz. Elimizden geleni yaparız. Siz yaparsınız da bu muallime konusunda tereddütlerim var. Böyle değerli muallimler dururken 25 yaşında bir tazenin şehzade ve sultanlara muallimelik etmesi ağrıma gider Hayrettin'a. Sizin gitmez mi? Gider sultanım. Üstelik sadece benim değil, bütün muallimlerin gücüne gider bu vaziyet. Bir muallime sarayda görülmüş şey değil. Lakin... Lakin? Hünkârımız böyle buyurduysa ne denebilir ki? Hünkârımız muallimlerin, bilhassa da sizin sözünüze pek kıymet verir.
Siz söylerseniz eminim ki dikkate alacaktır. Öyle mi dersiniz? Öyle derim Hayrettin Ağa. Mevzu bahis hanedanımızın geleceği, hepimize mesuliyet düşer. Bu hatunun saraydan gitmesi hepimizin hayrına olacak. Hakkı haliniz var sultanım. Hünkârımızla konuşmak artık vacip oldu. Evet Hayrettin Ağa. Seni dinlerim. Hünkârım, affınıza sığınarak sual etmek isterim. Acaba muallimlerle alakalı bir memnuniyetsizliğiniz mi var? Yok. Nereden çıktı o? Bunca muallim varken neden bir hatun şehzadelerimize, sultanlarımıza ders verir? İdrak etmekte güçlük çekerim. Mesele o demek. Bütün muallimler senin gibi mi düşünür? Evet hünkârım. Bu sizi neden bu kadar rahatsız eder? Hünkârım, bir hatunun şehzadelere ders verdiği nerede görülmüş? Teamüllerimize aykırıdır. Hayrettin Ağa, bu nasıl bir teamüldür ki bir muallimeyle yerle yeksan olsun? Sen merak buyurma. Bizim ananelerimiz sağlamdır çok şükür. Pamuk ipliğine bağlı değildir. Lakin hünkârım, muallimenin kendi daha çocuktur. Değil ki çocuklara nüfuz edebilsin. Geldiğinden beri takip ederiz. Daha bir kelime öğretebilmişliği yok. Sabır Hayrettin Ağa, sabır. Müsaade edin, muallime saraya ve çocuklara alışsın. Kendi yolunu, yordamını bulsun. Bu sarayda kimsenin imtiyazı yok. Muvaffak olamazsa gider. Ne düşünüyorsun? Akşam hünkâr davet ederse gidecek misin? Elbette gideceğim. Tehditlere pabuç bırakacak değil. Hadi bakalım. İnşallah Hoşyar Sultan'ın gazabına uğramazsın. Destur! Sultan Mahmut Han Hazretleri! Nereye giderler böyle? Bugün mübarek gün. Cuma selamlığı var. Selamlık resmine giderler. Biz neden gitmeyiz peki? Ay ilahi Anna. Bir şeyden de mahrum kal. Hatunlar gitmez Cuma'ya. Görüyor musun Namık? Biz koskoca orduyu ihya ve ıslaha uğraşırız. Bunlar bir küçücük muallimeye direnirler. Hakkınız var hünkârım. Ne yapalım? Gayret bizden, muvaffakiyet hüdadan. Böyle böyle kırılacak inanılır. Yeniçeri ile alakalı layihayı hazırlıyor musun? Hararetle çalışmaktayım hünkârım. Tez zamanda arz edeceğim. Âlâ. Bakma, bakma. Anna, bakma. Hünkârım, meraklı izleyicileriniz var. Bakma. Bakma, bakma. Oh! Namık. Gülmüyorum hünkârım. Hatundan muallime değil, olsa olsa işte böyle maskara olur. Gittiler mi? Gittiler mi? Gidiyorlar. Anna ben sana ne diyeyim? O kadar da söyledim bakma diye. Hepsi gördü işte seni. En fenası da hünkâr gördüm. Şimdiki Sinan'a baktığın seni ne edecek? Hünkâr.
Allah'ın limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Zahira. Kötü daya söyle, şikayetini arz edemeyen tek bir kulum dahi kalmasın. Emredersiniz hükümet. Müsaadeniz olursa tatlılarımdan ikram edeyim size. Sultanım, Yeniçeri kazan kaldırmak için sizden haber bekler. Emredin isyan başlasın. Daha değil Halit Efendi. Onun da vakti gelecek. Benim daha iyi bir fikrim var. Ahali Yeniçeri'nin kazan kaldırmalarından bıktı usandı Halit Efendi. Mahmud'a gösterdikleri şu teveccühü görür müsün? Afiyet şifa olsun inşallah. Hünkârım, tedbiri elden bırakmasak. Önden ben tatsaydım. Senin de benim yediğimde gözün var Zahir. Biraz ver. İşte bizim evvela bu teveccühü ortadan kaldırmamız lazım. Haklısınız sultanım. Lakin bu mümkün mü? Ahali hünkârı pek sever. Elbette mümkün. Sen Franklerin ihtilali kebiri hürriyet için mi başlattıklarını sanırsın? Ahaliyi isyana sevk etmek istiyorsan aç bırakacaksın. Anlayamadım sultanım. Aç bırakmak mı? Âlâymışım. İşinin ehliymişsin mesela. Estağfurullah. Teveccühünüz hünkârım. Bu saadet ve ihsan bana bütün ömrümce yeter. Zahira. Bedeli neyse fazlasıyla verin. Bütün tepsi ahaliye dağıtılsın. Herkes yesin. Koca payitaht aç kalır mı? Kalır Halit Efendi, kalır. Dediklerimi harfiyen uygularsam kalır. Evvela Fettah ile konuşacaksın. İtimat ettiği adamlarını toplayacak. Adamlar eşkıya kılığına girip Anadolu'dan gelen tüm tahıl ve yiyecek kervanlarına el koyacak. Vereceğim altınlarla un kapanına gidecekler. Ne kadar un, tahıl varsa alacaklar. Soranlara hünkârın fermanı var diyecekler. Tahılları ve dahi yiyecekleri sur dışındaki eski kilisede saklayacaklar. Sonra Halit Efendi oturup olacakları bir köşeden izleyeceğiz. Evvela ahali ekmek bulamayacak. Erzakları bir bir tükenecek. Sonra ayaklanacak. En nihayetinde de saraya dayanıp Mahmud'u tahtından indirecek. Hünkârım, Anadolu'dan gelen erzak ve tahıl kervanlarına eşkıyalar saldırmış. Adamlar öldürülmüş, mallarsa çalınmış. Üstelik birçok kervana birden saldırmışlar hünkârım. Ne zamandır böyle bir şey olmazdı? Bu eşkıyalığın önünü aldık sanırdım. Münferit bir vakadır hünkârım. Zannımca üzerinde durmaya değmez. Üzerinde durmaya değmez mi? Bu topraklar benim mesuliyetim altındadır Halit Efendi. İbadullah bana Allah'ın emanetidir. Kullarımın rızkına uzanan eli kesip atmak benim vazifem. İyice bir tahkik edin. Burnuma kötü kokular gelir. Kimmiş bu hainler tez öğrenin. Müstahak oldukları cezayı derhal verin.
Muallimeyim diye caka sattı, hepimizi hor gördü. Köle dedi. Şimdi kendisi hünkârın odasından çıkmaz. Ya çıkmaz demek. Bak sen bizim güvercine. Demek hünkârın odasından çıkmıyor ha? Ya bir de onca cariye dururken hünkârımız beni çağırtır diye böbürlenirmiş. Ah. İşitmediniz mi? Ah. Ay işitmedik. İşitsek ağzının payını verirdik. Dur. Ben ona yapacağımı biliyorum. O bir çıksın karşıma, göreceğim ben onu. Yani bilin istedim. Hünkârımız muallimeye vakit vermekten yana. Ne dediysem tesir etmedi. Ya. Demek öyle. Hünkârımız evlatlarının tetrisatına pek kıymet verir. Bana sorarsanız muallimeye itimadı henüz tam değildir. O halde hünkârımızın o hatunun bu saraya ait olmadığını görmesine vesile olmak düşer bize. Bak bak geliyor bizimki. Ne olduğum değil ne olacağım diyeceksin. Geldiğinde ortalığı yıkıyordu ben cariye değilim. Ve hepimizden hevesler çünkü artık oyuna girmeye. Sessiz olun lütfen. Şuna bak şuna. Havasından da geçilmiyor. Çare değilmiş sevgilim. Sokaktan çıkmaz oldu. Ne diyorsunuz siz? Yalan mı? Hadi inkar etsene. Hünkârın odasına girmedim de. Gidiyorum lakin... Bak işte kendi ağzınla itiraf ettin. Sen de cariyesin, kabul et. Öyle ortalarda... Muallime diye gezinme. Ben şimdisin. Ne oluyor burada? Size soruyorum. Ne oluyor? Muallimeye sorulun Cevri Kalfa. Muallime mi dedim? Cariye diyecektim. Bana bak, anla. Seni dinliyorum. Nedir mesele? Hiç. Mesele yok Cevri Kalfa. İyi. Mesele yoksa herkes işinin başına. Hadi dedim. L'ambition ressemble au vent qui remplit les voiles d'un bateau. S'il n'y en a trop, le bateau coule. S'il n'y en a pas assez, le bateau n'avance pas. İhtiras, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer. Fazlası gemiyi batırır. Azide gemi olduğu yerde tutar diye bitir söz. Hikmetli söz. Voltaire'in hakkı var kanaatimce. Peki sen ne düşünürsün? Hünkârımız ne derse isabet buyurur. Bir itirazın yok mu yani? Sen pek seversin bana muhalefet etmeyi. Haşa hünkârım. Arzu ederseniz devam edeyim. Bırak şimdi kitabı. Anlat bakalım gene ne derdin var? Yok hünkârım bir derdim. Anla. Bütün harem ardımdan gıybet eder. Akşamları buraya geldiğim için hepsi beni cariyeniz sanır. Bu kadar mı kötüdür Cihan Padişahı'nın cariyesi olarak anılmak? Elbette kötüdür. Onca cariyenizin biri olarak anılmak benim için gürür kürüşüdür. Üstelik böyle bir şey yok. Düpedüz iftira.
Sen de bunu mu dert edersin? Ederim elbet. Herkes böyle konuşurken şehzade ve sultanlara nasıl saydırırım kendimi? İstirham ederim. Buraya asıl geliş sebebimi açıklamama izin vereyim. Bu hususta daha önce konuşmuştuk Anna. Hiç kimse bana ders verdiğini bilmeyecek. Lakin siz sadece kendinizi düşünürsünüz. Kendimi düşünürüm ha. Ben seni burada tutabilmek için nelerle uğraşırım? Sen nelere takılırsın? Neden bu kadar zor? Bunaldım, usandım bu anlamsız kaydelerden. Madem bu kadar dert edersin, o vakit derslere son veririz, olur biter. Ne? Basbaya. Artık ders falan yok. Bundan sonra çocuklarla meşgul olursun. Kimse de arkandan dedikodu yapmaz. Hünkârım. Çekilebilirsin. Vakit hayli geç oldu. Ne gelen var ne giden. Hünkârımız neden hala beni çağırmaz? Gel. Anlat Amber, neler oluyor? Sultanım, hünkârımız bu akşam da Muhallebi Hatun odasına çağırdı. Gitti deme sakın. Tamam demeyeyim. Amber, doğru dürüst anlat şunu. Gitti mi? Gitti. Gitmesine de girmesiyle çıkması bir oldu. Öyle mi? Öyle. O gider gitmez de hünkârımız sizi çağırdı. Huzura beklerlermiş. Nihayet her şey aslına rücu ediyor. Gidelim Amber. Hünkârımızı bekletmek olmaz. Ders yapmalıymış. Çok meraklıyım zaten. Ben mi biraz ileri mi gittim acaba? Heh, Anna. Hoşyar Sultan'ı gördüm demin. Havasından geçilmiyordu. Hünkâr çağırmış. Maşallah. Hiç vakit kaybetmemiş. Efendim? Çok iyi yapmış diyorum. Hı? Anna. Senin istediğin de bu değil miydi? Böylelikle dedikodular da sona erer. Hı. Pekala oldum. Hünkâr henüz hiçbir şey bilmiyor. Lakin bir şeylerden şüpheleniyor. Kervanların basıldığı yerleri soruşturuyorlar. Hiçbir delil bulamayacaklar. Aynen öyle sultanım. Geride hiç iz bırakılmadı. Âlâ. Bugün şöyle şehri bir dolaştım. Kaç fırın kapalıydı görseniz. Keza meyve sebze fiyatları da şimdiden ateş pahasıydı. Ahalinin homurdanmaya başlaması yakındır o halde. Şüphesiz sultanım. Aile de konuş. Adamları görünmesin bir müddet ortalıkta. Siz endişe etmeyin. Her şey büyük bir gizlilik içerisinde ilerliyor. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Böylesine güzel bir şehrin Türklerin olması ne acı. Askaldi François, yakında bu tepelerde kilise çanları çinleyecek. Eğer Mahmut kafasında tasarladığı gibi bir Yeniçeri ordusu kurarsa... Bütün tasavvurlarımız suya düşer, biliyorum. Neyse ki Yeniçeriler başlarına geleceklerin farkında.
çalışmaya başlamışlar bile. Mahmud'un yerine Esma Sultan'ı çıkarmayı düşünüyorum. Hala? Demek ki tahta Esma Sultan'ı görmek isteyen sadece biz değiliz. Evet. Hatta Esma Sultan harekete bile geçti. Bir başka isyana hazırlanıyor Halet Efendi ile. Vay vay vay. Demek öyle. Ah. Esma Sultan zannettiğimizden de dişli çıktı. İşte tam da bu sebepten artık Esma Sultan'ı ziyaret etmenin vaktidir. Hakkın var. Lakin Mahmud'u da unutmayalım. Bir gözümüz Esma'da ise bir gözümüz de Anna'da olmalı. Muhbirin ne alemde? Saraya alışıyor. Hele bir iyice alışsın da. Anna yakında Mahmud'a karşı kullanacağımız en güçlü silahımız olacak. Dağ gibi olmuştu hünkârım. Sizi çok özledim. Hasret güzel şeydir. İnsan elindekinin kıymetini daha iyi idrak eder. Bu yüzden mi çağırmazsınız beni epey zamandır? Gözüm yollarda kaldı hünkârım. Meşguliyetim vardı ondan. Şimdi buradasın ya. Şehzadem nasıl? İyi. Lakin muallimeden şikayet eder. Yine mi muallime? Onun ne şikayeti var? Ders yapmazlarmış. Sadece Abdülhamit olsa yine iyi. Diğerleri de pek şikayet eder. Ben de kendi gözlerimle görürüm ki dersler gayri ciddi geçer. Böyle nasıl devam eder bilmem. Ağalar da şikayet eder. Ya. Hünkârımızın kanaati nedir bu konuda? Şimdilik umduğum gibi gitmez. Evlatlarımın talim ve terbiyesi benim için her şeyden evvel gelir. Sen de bilirsin. Lakin eğer muvaffak olamazsa çare yok. Bu saraydan gider. Oh! Efendim. Sen Hasoda'yı mı gözetlersin? Ne münasebet canım. Ben boğazdan geçen kadergalara bakarım. Bak, bakıyorum misal. Lakin şu an geçmez. Subhanallah. Bak üşüteceksin, gir içeri, giriyorum ben. Tamam tamam, ben de gelirim birazdan. Galiba orada var. Aa, Anna değil mi şu? Ta kendisi. Gelin şuna bir oyun edelim de aklı başına gelsin. Bizimle uğraşmak neymiş anlasın. Ne yapacağız? Bak, ne oluyor bana? Aklımı kaçırıyorum herhalde. Kendini gel anla. Ne oluyor orada? Siz ne yaptığınızı sanırsınız? Bir ses mi işitirim yoksa bir kuş mu cik cik eder? Açın kapıyı. Açın dedim. Ne muazzam bir latife.
Lakin artık yetişir. Açın kapıyı. Kimse yok mu? Ay Peri! Andira! Güvercin işte. Yuvasını özlemiş, gelmiş buraya türemiş. Döşekte de uyumaya alışkın değil tabii. Uyanmıyor da şaşkın. Neyse, Allah'tan dala değil de buraya türemiş. Şşt. Şşt. Neredeyim ben? Balkondasın güvercin. Anna, bu nasıl iş? Kapı kilitliydi. Kim kilitledi seni buraya? Bir düşüneyim. Kimdi bu acaba? Ben nereden bileceğim? Sen söyleyeceksin, ben cezalandıracağım. Şu an hatırıma gelmiyor. Ben en iyisi bir düşüneyim, seni haberdar edeyim. İyi. Düşün o vakit. Kim yaptıysa bu eşek şakasını, cezasını çekmeli. Elbette. Hadi siz de içeri. Havada soğuk. Hastalanmasa bari şaşkın. Muallime, gözünü seveyim bir şey deme Cevri kafaya. Vallahi sonra bizi diri diri gömer. Onu yaparken düşünecektiniz. Ocağına düştük. Biz ettik, sen etme. Ne istersen yaparız. Tamam, söylemeyeceğim. Lakin bir şartım var. Dile bizden ne dilersen. Gelin benimle. Anna'dan haberi var mı? Henüz yok. Alışması için bir süre onu kendi haline bıraktım. Acaba iyi midir? Ya başına bir şey geldiyse? Nadia, Anna akıllı bir kız biliyorsun. Başının çaresine bakabilir. Hem merak etme. Bugün saraya gideceğim. Küçük muhbirime kendimi hatırlatmanın vaktidir. Sayfa al, yaz. Bir daha muallimeye hürmet ve kusur etmeyeceğim. Sayfa dolana kadar devam. Yetti artık. Sayfalar dolusu yazdık zaten, ellerimiz ağrıdı. Sanki hatırlarım beni kilitli ellerim. Hayır, hayır. Tamam. Yazıyoruz muallim, tamam. Yaz. Bana muallim edimiyi öğrendiniz. Yaz. Cize işe yaradı. Ben derse gideceğim. Safsaklamak yok. Akşam tetkik edeceğim. Eksik görürsem çeviri kafaya giderim. O da göre. Hayırlı sabahlar çocuklar. Sevdiğim gümüş ayna mı? Evet. Ay çok fena. Peki ne yapacağım? Bugün Frank lisanındaki zamirleri öğreneceğiz. Cümleyi kurabilmemiz için onları bellemek elzem. Evvela yazalım. Nedir bunlar?
tü. Tü. Pekala. Ne bekliyorsunuz? Beni takip edin. İstanbul'da ticaret yapan bazı Rus tüccarları limanlarda Yeniçeri tarafından haraca kesildiklerini söylerler. Bu lakırdı çarımızın kulağına kadar gitmiş. Eğer alakadar olursanız müteşekkir oluruz. Zira Türk tacirlere Rusya'da ziyadesiyle kıymet verilir. Merak buyurmayın. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Minnettar olurum. Bu arada yeni vazifeniz hayırlı olsun Namık Paşa. Sağ olun. Hakkınızda çok şey işittim. Aslına bakarsanız sizi daha evvel temsilde görmüştüm. Gelip tanışmak niyetindeydim. Lakin Esma Sultan'la sohbet ettiğiniz için rahatsız etmek istemedim. Bence bu temsillerden daha fazla tertip etmelisiniz. Memnun kaldıysanız ne âlâ. Başka bir husus var mı? Çünkü ziyadesiyle meşgul. Yok. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Tanıştığımıza pek memnun oldum. Ben de Sefir Dimitri. Kılıç kimindir bilen var mı? Adamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcıdır. Aferin Abdülmecid, doğru bilirsin. Peki onun harp sanatında olduğu kadar ilimde, irfanda da ileri olduğunu bilir misiniz? Ben de öyle tahmin etmiştim. Sultan Mehmet 19 yaşında ikinci kez tahta çıktığında 7 lisan bilirdi. Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve Rumca'yı kusursuz şekilde konuşurdu. İlim ve felsefede muazzam bir malumatla sahipti. Kanuni Sultan Süleyman. Usta bir şairdi. Muhibbi mahlasıyla 2799 gazilden oluşan bir divan vardı. Hünkârımızın amcazadesi Selim Han. İyi bir şair, hatat, bestekardır. Divan ve makam sahibi, büyük bir sanat erbabıydı. Pederiniz, hünkârımız Mahmud Han, keza hatat ve bestekardır. Hem de dünyada olup biten ne varsa alakayla takip eder. Elbet çocuksunuz, gülüp eğleneceksiniz. Lakin artık seçim yapma vaktidir. Bu büyük hükümdarların izinden mi gideceksiniz? Yoksa cehalet ve adalet size daha mı cazip gelir? İyice düşünün taşının. Yarın dershaneye kararınızı verip öyle gelin. Hiç
boşuna beklemeyin ahali. Kapattık fırını. Ekmek yok. Un bitti. Nerede un bitti? Akçıl var. Sirkeciden sonra sonra geliriz. Hiçbir yerde. Ne un ne tahıl. Resma Sultan'ı yaman atılmış. Bu halk iki güne kalmaz dayanır sarayın kapılarına. Hünkârım olur mu? Görmez mi halimizi? Hünkârım, aradık taradık. Kervan basan eşkıyaların izini rastlayamadık. Ne demek bu Musa? Yer yarıldı da içine mi girdi bu adamlar? Hünkârım, toptancılarda da ne kadar un ve tahıl varsa satın almış birileri. Kim? Kim almış paşa? Sordurdum. Hünkâr namına alıyoruz. Ferman var demişler. Birileri şehirde kıtlık çıkarmak ister. Belli ki beni tahtımdan etmeyi hayal ederler. Lakin kim? Kim cüret eder buna? Anna Petrovna. Ne büyük sürpriz. Ne güzel bir tesadüf. Ekselans. Ne işiniz var burada? Muhbirimi burada unutup bırakacağımı zannetmemişsinizdir. Ne istiyorsunuz? Vazifenizi derhal yerine getirmenizi. Hünkâr'a yakınlaşabildiniz mi anne? Ben sadece bir muallimeyim. Hudutlarım var ve ben onları yaşamam ekselansı. Zorundasınız. Derhal o hudutları aşacaksınız. Sultan tam anlamıyla size güvenmeli. Yoksa... Biliyorum. Biliyorum. Demek oluyor ki... aksi takdirde ne olacağını hatırlıyorsunuz. Hayırlı günler. Bu tezgahın arkasında kimlerin olduğunu tez vakitte ortaya çıkarın. Çıkarın ki alemi onlara dar edeyim. Başüstüne hünkârım. Namık Paşa, bu meseleden bizzat mesulsün. Neticeye varamazsan senden hesap sorarım. Emredersiniz. Vezirim. Mısır'dan Selanik'e un nakleden tüccar gemileri de istikametlerini İstanbul'a çevirsinler. Derhal hünkârım. Lakin gemiler gelene kadar çok geç olacaktır. Fırınlar atıl durumda. Zahira, saray ambarlarında ne kadar tahıl ve hububat mevcuttur? Hünkârım, sarayda 2500 kişilik hususi muhafız alayı da... Zahira, sana ne sual ettiysem ona cevap ver. Hünkârım, saray kaideleri... bu nüfusu 6 ay besleyecek kadar zahireyi istif etmemizi emreder. Âlâ. Hepsi bu gece dağıtılsın. Hünkârım, saray ahalisi ne yiyecek bu durumda? Tasası sana mı düştü Halet Efendi? Hünkârım, koskoca payitahtın derdine derman olabilir mi diye söyledim. Doğru dersin Halet Efendi. Sarayın erzağı kâfi değildir. Paşaların, hanedan mensuplarının ve dahi Esma Sultan'ın yalı ve konaklarının ambarlarında tahıl ve hububat namına ne varsa hepsi toplanacak ve bu gece İstanbul fırınlarına dağıtılacak. Hünkârım, bu kadarına lüzum var mıydı? Yeniçeri uyurken bazı kendini bilmez gafiller ahalinin ekmeğini aşını çalar. Sen bu kadarına ne lüzum mu var dersin? Hakkı haliniz var hünkârım. Fermanımdır.
eksiksiz yerine getirile. Yüce padişahımız ahalinin derdine derman olmak için saray, konak ve yalılardaki unu, tahılı fırınlara verir. Ahalinin ekmeğine göz diken hainler her vakit bulunacak. İbret-i alem için un kapan önünde sallandırılacaktır. Nasıl düşünemedik bunu? Sarayın kilerini ahaliye açmak ancak Mahmut'un aklına gelebilecek bir şey. Üstelik kendi elimle dağıtırım ahaliye ambarındaki unu tahılı. Aç kalıp isyan etmesinler diye. Boşuna endişeleniyorsunuz sultanım. Saraydan ve hanelerden toplanan un koca payitahta kaç gün yetecek? Elbette birkaç gün sonra onlar da bitecek. O zaman ne yapacaklar? Ahalinin saray kapılarına dayanmasına nasıl mani olacaklar? Peki ya Mısır'dan yola çıkan kadırgalar? Sultanım, bu ahali sabırsızdır. Onlar birkaç haftaya kadar gelemezler. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Madem ki en yüksek makama namzedim, o halde hata yapmaya da hakkım yok. Sen hepsinden âlâ sultan olacaksın Esma. Bundan hiç şüphem yok. Kimden gelir Esma? Mühim birinden değil validem. Merak etmeyin. Selamünaleyküm ha. Ve aleykümselam Musa ağam. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördüm. Bilirsin payitahtta kıtlık vardır. Bilirim, lakin bende de un yoktur. Kimdir bu unları tahılları alan onu ararız ha. Anlat bakalım ne bilirsin. Nasıl sorudur Musa? Unları hünkâr almadı mı? Vallahi haberim yoktu. Dükkana iki adam geldi. Hünkârın fermanı var dediler. Bütün un çuvallarını toplayıp, akçeleri sayıp alıp gittiler. Başkaca da malumatım yoktur. Peki kimdi bu adamlar ha? Tanır mısın? Tanısam söylemem mi Musa ağam? Daha evvel hiç görmediğim adamlar. Hiç mi merak etmedin, hiç mi sual etmedin bu kadar unu tahılı ne yapacaksın? Paşam, hünkârın fermanı var deyince akan sular durur. Ben sarayı alırlar sandım. Lakin daha sonra öğrendim ki tekmil toptancıdan almışlar bütün onları. Hadi işin gücün rast gelsin. Selamünaleyküm ha. Birader, ağız birliği etmiş gibi kimse bir şey bilmiyor. Ya insan hiç mi uyanmaz, bunlar hünkârın adamları değildir demez. Fark etmediler demek ki. Dur durun ağam! Hatırlamadın mı beni? Hani halka sattıydım size. Hünkârımız da vardı. Ha. Tanıdım seni öyle. Ne ararsın burada? Sizi toptancılarla konuşurken işittim. Aradığınız adamlardan birini gördüm. Sahi mi? Anlat bakalım.
Sen de ecnebi memleketlerinde kala kala bizim adetleri hepten unutmuşsun Namık Paşa. Sağ ol Namık. Böyle gördüğüm adam sizin boyunuzdaydı böyle. Bir de böyle yürürken ayağı aksıyordu. İsmini falan işitmedin mi? Yok, işitmedim. Lakin bileğinde bir resim vardı. Böyle ipin ucuna takılan şeyden. Kanca. Evet, ondan. Hala. Bu malumat işimize yarar. Tulumbacılar yaptırır dedi dövmeleri. Bir ayağı da aksıyordu dövme. Nereye gider bu tulumbacılar Musa? Karaköy'dedir kahvehane. Biz bu adamı buluruz. Aferin Velet. Tarif ettiğiniz Yeniçeri'yi bilirim. Aksak Arif derler. Nerede buluruz biz bu herifi? Esasında hemen hemen her gün gelir buraya, lakin birkaç gündür görmedim. Doğru mu dersin ha? Vallahi tallahi görmedim Musa. Nerededir bu herifin hanesi? Hanesi yoktur. Bekar odalarında kalır. Ne vakittir uğramadı Arif? Bir hafta kadar oldu zannımca. Zaten bana da borcu var. Bir görünsün, yapışacağım yakasına. O vakit ne zaman uğrarsa tez haber edeceksin. Ederim ağam, hiç merak buyurmayın. Musa, belli ki saklanır hain. Buraya da limana da adam koyut, ayaklıda kalsınlar. Elbet zuhur edecek bu aksak Arif. Hayırdır, bir yere mi gidiyorsun? Hünkâr'a göreceğim. Hani çağırmayacaktı artık, görmeyeceğim demiştin. Çağırmadı zaten Alper'i, ben kendim giderim. Madem çağırmadı, neden gidiyorsun? Gidiyorum çünkü gitmem lazım, işte o kadar. Tamam kızma, sustum. Lakin bu hallerine hiç mana veremiyorum, bilesin. Bak, anlatmak istediğim bir şey varsa dinlerim. Anlatacak bir şey yok. Hayrola güvercin, beni ararmışsın. Andira, sana bir işim düştü. Hünkâr'a görüşmem şart. Öyle mi? Dur çağırayım gelsin. Hünkârım! Şaşırdın herhalde. Öyle her istediğinde hünkârla görüşemezsin. İyi peki. O zaman ben kendim giderim. Aman dur. Aman be. Aman münasebetsiz. İyi, düş peşime. Fırınlar hararetle çalışmaktadır hünkârım. Ali bu gece evine sıcacık ekmeğini götürecek Allah'ın izniyle. Âlâ. Lakin yetmez. Bu işin müsebbipleri derhal bulunmalı ve tez vakitte cezalandırılmalı. O mevzuyla alakalı da malumat edindik. Toptancılardan unları alanlardan biri Aksak Arif diye bir yeniçeri. Karaköy'de gittiği kahvehaneye ve bekar odalarına bakıldı ama bir zamandır sırra kadem basmış. Belli ki iyi saklanmışlar. Bu yılanı deliğinden çıkarmak icap eder. Gel! Hünkârım. Bir adam düşün Namık. Yeniçerinin ve ahalinin tanımadığı biri. Trakyalı, saf, akça pakça bir tüccar. Bu adam düğününde ziyafet verecek olsa, bir çuval una kese kese altın saysa, bu Arif denilen hain çıkarmaz mı burnunu saklandığı delikten? Çıkarır hünkârım, çıkarır. Lakin bu tüccar kim olacak? Ben sonra mı gelsem? Kim olacak? Tabii ki Amber. Hünkârım, beni mazur görseniz. Sen bana karşı mı gelirsin? Haşa. Öyle gibi mi oldu? Biraz. Yok, niye karşı geleyim? Ferman padişahımızındır. Âlâ.
O vakit tafsilatı Namık Paşa ile aranızda konuşursunuz. Sen niye gelmiştin? Ha, muallime huzura çıkmak ister. Mani olamadım. Gelsin bakalım. Aşk olsun güvercin. Sana yardım edeceğim diye kendimi ne hale soktum. Ne, hadi gir, bekliyor. Sağ olun Bira. Muallime Hatun, ne oldu, niye geldin? Pek derde derdin arkandan ne diyecekler diye. Ben o mevzuda yanıldığımı fark ettim hünkârım. Öyle mi? Evet, ben kendimi bildikten sonra kimin ne dediğin ne önemi var. Beni affedersiniz, derslerimizi devam etmek isterim. Affetmek değil. Lakin bu hırçınlığında başımız dertti. Haklısınız. Haddimi aştım. Lakin... Anlayayım mısın? İyiyim, iyiyim. Demek ki istediğim şey... Anna! Anna! Zahir! Zahir! Hünkârım. Çabuk hekim başını çağır. Çabuk! Baş üstüne kızlar. Nasıl geçiyor muallimeyle dersler? Bugüne kadar pek söz geçiremedi bize. Lakin bugün bir başkaydı. Dedikleri tesir etmedi desem yalan olur. Gülfidan, ne çabuk yelkenleri suya indirdi. Gayemiz o muallimeyi yollamak değil miydi? Sen de bilirsin ki Anna fena bir muallime değil. Bence bir fırsat vermeliyiz. Fırsat hak edene verilir. O muallime daha yerini idrak edemedi. Lakin ben ona idrak ettirmesini bilirim. O nasıl söz öyle Saliha? Bir daha böyle lakırdılar işitmeyeyim senden. Muallimeye hürmette kusur etme. Hünkârımız pek kıymet verir ona. Verir vermesine de. Dün gece hünkârımızın da buyurduğu gibi... eğer vazifesinde muvaffak olmazsa... saraydan gitmek mecburiyetinde kalır. Ne oldu Aşupcan? Şaşırmış gibisin. Bir güvercinin gelip bir anda yerime geçebileceğini mi sandın? Hünkârımızın kalbi de, yatağı da ebediyen sadece benim. Harareti çok yüksek hünkârım. Bu verdiğim ilaçlar sabaha Allah'ın izniyle düşürecektir. Sebebi nedir? Belli ki üşütmüştür hünkârım. Pekala. Sen çıkabilirsin Behçet Molla. Kasım'a Anna Hatun odasına nakletin. Derhal. Dur Kasım'a. Şimdi yerinden kıpırdatmayalım.
Bırakalım istirahat etsin. Elbette hünkârım. Lakin hastalık size bulaşırsa diye korkarım hünkârım. Çıkabilirsin Cevrik Alfa. Acaba başka gerdanlık mı taksam? Hünkârımız en çok hangisini beğenir? Kanaatimce bu gerdanlık bu esvabınızla çok mütenasip oldu sultanım. Sen Mısır'dan gelen zümrüt kolyemi de getir. Ona da bir bakayım. Siz hiç merak etmeyin Cevdet. Her şey hazırladım. Bu sesler ne? Söylediklerimi iyice işittiniz değil mi? İşittik Cevrik Alfa. Ne oluyor Cevrik Alfa? Ne bu telaş? Malime Hatun bayıldı. Ne olmuş? Nesi varmış? Hekim başı üşütmüş der. Hünkârın odasında istirahatte. Hünkârın odasında mı? Orada bayılmış. Ben de odasına götürelim dedim. Lakin hünkârımız müsaade etmedi. Hünkârımız pek merhametlidir. Neyse. Yarın sabah şifa bulur herhalde. Beni haberdar edin. Elbette sultanım. Fazla hafife al. O hatun yarından tezi yok. Bu saraydan gidecek. Gelin bakalım ne olmuş? Ne oldu? Anna bayılmış. Ziyadesiyle ateşi varmış. Hekimbaşını çağırmışlar. Ya. Oh iyi olmuş. Bizimle uğraşmak neymiş anlasın. Ne hainsin sen de. Ay niye hain olacakmışım? Daha dün bize ecel terleri döktürdü. Hatırlamaz mısın? Hem gelir gelmez hünkârın yanından da ayrılmaz oldu. Ya bir hoş yer vardı bir de bu çıktı. Aman hiç iyileşmesin. Hatta mümkünse saraydan bir an önce çıkıp gitsin. Hatun hünkârın odasında bayılmış. Hünkâr bizzat kucaklayıp yatağına yatırmış. Orada bakarmış. Hünkârın hünkâr odasında mı? Hünkâr mı bakıyormuş? Ay. Yok artık. Gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Esma. Esma Sultan diyecektin herhalde. Nedir bu mesafe? Niçin öyle davranıyorsun?
Nasıl davranıyorum? Bana nasıl hitap etmen lüzum ettiğini hatırlattım, o kadar. Bu soğuk tavırları bırak Esma. Senin de beni unutamadığını biliyorum. Yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Gözlerini kaçırmandan, ellerini koyacak yer bulamamandan anlıyorum. Sen de hala beni seviyorsun. Hayal görüyorsun Namık Paşa. Peki. Niçin çağırır çağırmaz geldin o vakit? Mühim bir şey var sandım. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Hasretinden geldim. Kısacık da olsa beni görmek istedim. Biliyorum. Vaktiyle kaybını çok kırdım. Lakin hatalarımı telafi etmeye hazırım. Hünkârımıza meseleyi açacağım. Desteği izdivacına talip. Vay, 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 vay. Kazanova paşamız Namık izdivaca niyet etmiş ha? İnsanın inanası gelmiyor. Bilirim, bana itimadım yoktur. Ama niyetim ciddi. Demek niyetin ciddi. Soruma cevap ver Namık. Eğer hünkârımız izdivacımızı münasip görmezse ne yaparsın? Padişahımıza karşı gelir misin? Hünkârımız hislerimi anlayacaktır. Basit bir sual sordum. Böyle bir vaziyette hünkârımızı mı seçersin yoksa benim? Değişmemişsin. Oysa ben çok değiştim. O saf Esma yok artık. Yakında herkes bunu görecek. Sizin ne işiniz var burada? Aynı suali ben de size sormak isterim sultanım. Gecenin bu vaktinde böyle izbe bir yerde ne işiniz var? Elma?
yapma yine. Kabul ediyorum. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen. Ah. Lütfen. Babamı öldürmeyin. Siz ne hakla benim arabama binersiniz? Ne cüretle benden hesap sorarsınız? Durdur arabayı! Bence ortalığı velveleye vermeye hiç lüzum yok. Aynı saftayız nihayetinde. Siz neler söylersiniz? Madem ki tahta oynarsınız, o halde mahiyetiniz pek mühimdir. Kanaatimce Halet Efendi itimat edilmesi tehlikeli bir ortaktır. Nihayetinde bugün hünkâra ihanet eden yarın size neler yapmaz? Size benim gibi bir ortak lazım. Ne boşla kırdılar. Benim hünkârımıza olan sadakatimi herkes bilir. Peki ya siz? Sizin bu söylediklerinizi kardeşim duysa haliniz nice olur? Sultanım, ikimiz de biliyoruz ki bu görüşmeden hiç kimsenin haberi olmayacak. Size teklifimi düşünmeniz için vakit veriyorum. Tekrar görüşeceğiz. Ayaklanmışsın muallime. Nasıl oldun? Daha iyiyim Cevrikafa. Bunlar kim için? Kim için olacak? Senin için. Hünkâr kuvvet yemeni tembih etti. Bu nasıl sofra? Bir küş sütü noksan. Sahi unutmuşuz güvercinin sütünü. Hadi acele et. Haremdekiler burada kahvaltı yaptın duyarsa kıyamet kopar. Çok acıktım. Hiç acele edemem. Bir sözümü dinlesen şaşarım zaten. Bir has odada kahvaltı yapmadığın kalmıştı. O da tam oldu çok şükür. Harem kaideleri sayende yerle yeksan oldu. Su iç Cevrikalfa, iyi gelir. İstemez. Nuga koç. Nasıl istiyorsam diyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yeter, yeter. Bayılacaksın. Bayılsam neyse. Ruhumu teslim heyecandan. Tövbe Allah'ım, tövbe. Neyse, tekrar edelim. Ne demişler? Et tekraru ahsen velev kâne 180. Anlat bakalım. Ben Trakyalı bir şeyim. Tüccar. Nişanım var. Nişan değil, düğün. Hı, düğünüm var. Bana bir o karakumluk un lazım. Okka değil, çuval. Lokum değil, helva. Lokumsuz düğün mü olur? Kim inanır buna? Paşam,
Ben acaba Laz mı olsam? Uy. Fe subhanallah. İndik bir alamet. Allah sonumuz hakim olsun. Nihayet hastamız şifa bulmuş. Sayın İzdem, hünkârım. Daha iyisin ya. Evet, daha iyiyim. Lakin sizi de yerinizden ettim. Affedin. Mühim değil. Anna. Benden sakladığın bir şey mi var? Kim öldürmek ister babanı? Anla çekinme. Anlat bana. Babanla bir derdiniz mi var? Hünkârım. Bir derdimiz yok sağ ol. Neden düşündün öyle? Rüyanda sayıkladın dün. Ne dedim ki? Tam işitemedim. Lakin babama bir şey yapmayın diyordun. Herhalde kötü rüya gördüm. Şimdi müsaadenizle ben çıkayım. Çıkarsın. Acele etme. Bak, şunu bilmeni isterim. Topraklarımda yaşayan bütün kullarım benim mesuliyetim altındadır. Eğer bir derdin varsa bana söylemekten sakın çekinme. Olur mu? Anna. Kendine mukayyet ol. Sakın üşütüp hastalanma. Sen bize emanetsin. Sonra bakamadılar demesinler. Akşam derslere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baş üstüne hünkârım. Gece orada kalabilmek için kasten bayılmadıysa benim de ismim hoş yer değil. Sahiden rahatsızlanmış olabilir sultanım. Haremde konuşurlardı. Bir gece evvel gitmiş balkonda uyumuş kalmış şaşkın. Öyle ya da böyle. Dün gece hünkârın odasında kaldı. Bir de kahvaltı etmiş hasbam. Gülizar. Bana hemen Sayla'yı çağır çabuk. Ah ah! Ahali! Cemaati Müslümin! Bir kulak verin be ya! Ben ki Karun kadar zengin, Mecnun kadar aşık. Lakin bir çare bulamam derdime be ya. Onca yolu açtım. Tepeleri geçtim. Geldim dersaadetten bir dilbere vuruldum. O da bana vurulmasın mı? Tabii gördü bu servi revanı. Zeka desen has safhada. Neyse, lafı uzatmayayım. Düğünümüz var dostlar. Lakin ben düğünümde bir elva kavuramayacaksam neye yarar bu kadar mal mülk ha? Sorarım size be ya. Aa, tabii lokumsuz da olmaz be ya. Ele fıstıklısı tadından yenmez.
Saraydaki lokum da bir başka olur be ya. Eyvah, kaptırdı kendini. Uy. Neyse, uzatmayayım. Bana 3 çuval un lazım. Oo. Bu kıtlıkta bırak çuvalı. 1 dirhem un bulamazsın birader. Boşuna nefesini tüketme. Vallahi benden söylemesin. Yarın bu vakitlerde gene geleceğim. Abo. Derdime derman olalı. İhya ederim. Şöyle göstereyim. Sağ olasın ha. Hadi bakalım Musa, inşallah balık Zoka'yı yutar. Haydi yavrum. Hadi. Kemik. Puh, ulan ben senin gibi zarın. Selamün aleyküm. Destur var mıdır? Aleyküm selam Arif, gel. Gel çök, gel. Gel. Bende 5 kuruş kalmadı zaten. Ulan bizde baht olsa 3 çuval unumuz olurdu ha. Şimdiye köşeye dönmüştük. Ya tamam, kıtlık var da o iş 3 çuval una bakar mı? Vallahi artık bakar. Bugün kahveye bir tüccar geldi. 3 çuval una servetine dökecek enayi. Hah! İşte nerede bizde o talih? Canım belki adam yüksekten atıyordur. Gözümle gördüm böyle çil çil altınlar. Deme ya. Yarın gene gelecek. İstiyorsan gel kendi gözünle gör. Gör de sen niye bu kadar meraklandın birader? Hayırdır? Düşeş. Eyvallah. Olmaz. Cevrik Alfa'nın kati talimatı var. İstirahat edeceksin bugün. Mümkün değil. Hazır çocukların alakasını çıkmaya muvaffak olmuşken zinhar ara veremem derslere. İyi de ben ne diyeceğim şimdi Kalfa'ya? Hünkar kahvaltısı pek iyi gelmiş. Dersi gitti dersin. İnatçı. Dediklerimi iyi işittin değil mi Salih? Bu hatundan kurtulmamız sana bağlı. Göreyim seni. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona yapacağımı bilirim. Rus sefiri Dimitri her şeyi biliyor. Bu ziyaretleri, tahta çıkma niyetimi. Nasıl olur sultanım? Her şeyi büyük bir gizlilik içerisinde icra etmeye gayret ediyorum. Yeterince gizli değilmiş demek ki Halet Efendi. Yoksa sana itimat etmekle hata mı ederim? Bağışlayın sultanım. Tedbirlerimizi aldığımızı zannederdim. Hata etmişiz. Sizi temin ederim ki saltanat yolundaki her adımınız benim için her şeyden mühim. Dimitri benim yerime Mahmut'la da konuşabilirdi. Bu ikimiz için de hiç hayırlı neticelenmezdi Halit Efendi. Şüphesiz. Lakin Sefir Dimitri'nin asıl maksadını idrak edebilmiş değilim. Sanırım sizinle ilgili bir tasavvuru var. Evet. İşbirliği yapmak ister. Tahta çıkmam onların da işine gelir belli ki. Lakin bir sefirle anlaşacak kadar saf değil. Dimitri'yi oyalamayı bana bırak. Sen hiçbir aksaklığa mahal verme yeter. Tek bir hataya daha tahammülüm yok bilesin Halit Efendi. Bu kadar yaklaşmışken kaybetmeye göze alamam. Hayırlı günler çocuklar.
İmtihan mı varmak maza? Evet Abdülhamid. Benden evvel ne öğrendiniz bir görelim. Eyvah. Heyecandan hepsi uçup gitti aklımda. Merak etme. Hiçbir yere gitmez bildiklerin. Hepsi kafanın içinde. Sanki ders işleyebilmişiz gibi bir de imtihan oluruz. Ne öğrendiysek. Mühim değil. Biz de ne kadar bildiğini değil, ne kadar bilmediğini bakarız Saliha. Vallahi bugün hiç imtihan havamda değilim. Başka gün bakarsın Güvercin. Saliha, yetmedi mi artık bu çocukluk? Hadi bakalım. Sen herkes gibi yazacaksın. Ben... herkes değilim. Derhal şu kağıtları topla. Ben de sana yeni bir kağıt getireyim. Kul taifesinden değil misin? Eğil sen topla. Hadi ne aşma. Derhal şu kağıtları topla. Bir kafirden emir alacak değilim. Toplamıyorum. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık dışarı dedim. Bunun hesabını ödeyeceksin. Ettiysem olmadı, vurmadı bana. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Söylediklerinizin hiçbiri işe yaramadı yani. Siz ne yaptınız sanırsınız? Şimdi git hünkârımızın yanına. Annenin sana vurduğunu söyle. Hünkârımız onu saraydan kovmakla kalırsa talihine dua et. Hünkârım Amber Ağa layıkıyla görevini yerine getirdi. Âlâ. Artık yarını bekleyeceğiz hünkârım. Gel. Hünkârım Saliha Sultan huzura çıkmak ister. Şimdi mi? Zannımca maruzatı mühim. İyi gelsin. Saliha. Bu ne hal böyle? Muallime. Bana herkesin içinde tokat attı. Sen ne dersin Saliha? İmtihan kağıtlarını yere düşürdü. Benden de almamı istedi. Ben de kabul etmeyince azarlayıp tokat attı. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Size söylemeyecektim lakin... Zahir! Buyurun hünkârım. Tez muallimeyi çağır. Çocuklar da gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, hünkârımız muallimeyi çağırmış huzura. Fevkalade. Tam arzu ettiğim gibi. Lakin
Çocukları da istemiş yanına. Çocukları mı? Bu hiç iyi olmadı. Bu ne cüret? Sen ne hakla benim evladıma el kaldırırsın? Başta hünkârım anlayamadım. Ben kime el kaldırmışım? Saliha'ya tokat atmışsın. Bir de inkar mı edersin? Ben mi tokat atmışım? Öyle mi Saliha? Külliyen iftiradır. Ben bir talebeme katiyen el kaldırmam. Yani Saliha iftira ediyor, öyle mi? Abdülmecit, Saliha ablan yalan mı söyler oğlum? Saliha ablam ne derse doğrudur hünkârım. Anlaşılan o ki sana lüzumundan fazla kıymet vermiş ve iltifat etmişiz, muallime. Derhal eşyalarını topla. Saraydan ayrılabilirsin. Ama hünkârım. Daha fazla söze hacet yok. Çık dışarı. Seni artık bu sarayda görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım.